Merhabalar sevgili izleyenlerimiz. Yine bir pazartesi akşamında analiz programımızda sizlerle birlikteyiz. Ve yaklaşan yerel seçim sürecinde analiz programımızda sizlere büyükşehir adaylarımızı tanıtıyoruz. Geçtiğimiz hafta Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir adayı ve belediye başkanımız Cengiz Ergün bizlerle birlikteydi. Hem 4,5 yıl boyunca yaptıklarını anlattı hem de bundan sonra büyükşehirle ilgili hedeflerini bizlerle birlikte paylaşmıştı. Bu haftada Cumhuriyet Halk Partisi'nde ismi çok konuşulan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde marka haline gelmiş olan ve dün parti meclisinde alınan karar doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Manisa Milletvekili Özgür Özel canlı yayınımızda konuğumuz. Hoş geldiniz diyoruz ama artık sayın vekilimiz mi diyeceğiz yoksa sayın adayımız mı diyeceğiz, şaşırıyoruz açıkçası. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Farklı bir platformda sizlerle birlikteyiz, evet. Ve bugün bana aslında 2009'u hatırlatıyor. 2009'da yine sizinle yaklaşan yerel seçim sürecinde birçok program yapmıştık. Evet, evet. Ve sizin için çok hızlı bir süreçti. Ve 2014'e girerken de 2013'ün son günlerinde yine sizinle Manisa Belediyesi'ne ama bu sefer Büyükşehir Belediyesi'ne aday olarak karşımıza aldık ve sohbet etmeye çalışacağız. Hayırlısı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ben de gerçekten bundan 5 yıl öncesine gittim. 2008'in son günleri değil ama 2009'un ilk günlerinde adaylığım söz konusu olmuştu ve zorlu bir dönem geçirmiştik. O süreçte aktif siyasetle yeni tanıştığım bir süreçti ve 5 yıl geçmiş üzerinden. O günlerden bugünlere doğru şöyle yayın öncesinde de sohbet ettik. Bakıldığında hakikaten çok tatlı anılar kaldı o günlerden geriye. Çok teşekkür ediyorum. O zamandan bu zamana da ETV ailesiyle aramızdaki sıcak ilişki aynen devam etti. Çok teşekkür ediyorum bu akşamki misafirperverliğiniz için. Bundan sonra da inşallah devam edecek ama hemen ben şunu merak ediyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel bir marka oldu. Manisa'da artık Özgür Özel bir marka oldu ve bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok iyi temsil etti. Hem Manisalıların adına bu temsil yeteneğiniz çok fazlaydı hem de Türkiye'nin gündemini sıcak tutmak adına en çok soru önergesi veren milletvekillerimizden biriydiniz. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sık sık konuşmalarınızı da yine biz ana haber bültenlerimizde yayınlıyorduk. Böyle bir başarılı çizgiye ulaşmışken partinin genel merkezinde çok daha başarılı yerlere gelmeyi hedeflemişken ya da biz artık sizi oraya yakıştırıyorken Manisalılar adına tekrar Manisa'ya geri dönmeyi ve büyükşehir adayı olmayı tercih ettiniz. Tabii ki bu genel merkezle alınan ortak bir karardı. Aylardır sizinle konuşuyoruz biz. Siz mi aday olacaksınız? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa teşkilatı tamamen sizin üzerinize kilitlendi. Asla biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu süreç içerisinde büyükşehirde bir aday adaylığı yaşatamadık. Çünkü Özgür Özel isminin dışında bir isim türemedi. Bu neden? Şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Bir kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı olmak büyük bir onur benim için. Geçtiğimiz dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazen haksız, bazen belli oranlarda haklı şekilde eleştirildiği bir konu vardı ki aday belirleme süreçleri çoğun derece sancılı geçiyordu. Ama bugünlerde benim Manisa'nın siyaset duayenlerinin yaptığı tespitlerden duyduğum, çok hoşuma giden ve hak verdiğim bir şey var. Örneğin diyorlar ki AKP ve MHP eskiden CHP'nin yaptığı gibi aday belirledi. Yani bir takım sancılar, bir takım tartışmalar. MHP'ye baktığınızda Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli. Ama diğer iki Şehzadeler ve Yunus Emre adayları ilan edildiğinde büyük bir tartışma başladı. Ardından il yönetimi ve 4 ilçe yönetimi görevden alınmak zorunda kaldı ki Akhisar'ı, Turgutlu'su, Saruhanlı gibi çok önemli ilçelerin yönetimleri görevden alındı. Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi tartışmalardan sonra temayülde ismi olmayan bir milletvekilini aday gösterdi. Temayül oylarının burada açılmaması, Ankara'da sayılma tartışması bir yana. Şimdi alt belediyelerin aday isimlerini henüz açıklayabilmiş değiller. Oysa ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şehzadeler ve Yunus Emre adayları Sayın Aslan ve Sayın Balaban 1,5 aydır çalışmalarına devam ediyorlar sahada ve ciddi de mesafe almış durumda. En erken başlayan ilçe başkanları. En erken başlayan ilçe belediye başkan adaylarımız. Bunun yanında büyükşehir noktasında da herhangi bir tartışma bir yana tam bir mutabakat yaşandı. 17 ilçe başkanımız, il yönetimimiz, il başkanımız, bunun yanında mevcut milletvekilleri, geçmişteki milletvekillerimiz, geçmiş dönemdeki
milletvekili aday adaylarımız dahil tam bir mütabakatla Ankara'ya benim ismimi bildirdiler. Bir aday adaylığı süreci olmadığı gibi bu süreçte ismi başka adayların geçmedi veya bir takım isimler dolaşmaya başladığında isimler beni arayıp senin dışında bir ismi düşünmeyiz, bizim böyle bir niyetimiz yok diye düzeltmeler yaptılar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreci açısından son derece sağlıklı, benim açımdan çok gurur verici, onur verici bir durum. Biz CHP'nin geçmişteki bazı istenmeyen tartışmalar, uzun süren aday belirlemeler, işte son 60 güne kadar resmi ilan tarihinin son gününe kadar aday belirlememe noktasından neredeyse hani birkaç yıldır üzerinde bir mütabakat olup işte seçime yaklaşık 4 ay kala belli olan ve 100 gün kala 102 gün kala da resmileşmiş olan bir adaylık söz konusu. Bundan gurur duyuyorum ama ben esas örgütümüzün böyle birlik ve bütünlük halinde davranabilmesinden, ortak aklı arıyor olmasından ve buradaki kararlılığından gurur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu bana yaşattıkları büyük bir onurdur. Ben onların yüzünü kara çıkarmamakla mükellefim bu vakitten sonra. Peki genel merkezin tabii ki bu karara cevabı aslında biraz geç oldu. Evet, 102 gün süre kala belki normal bir seçim atmosferi için evet bu iyi. Ama ilçe belediye başkan adayları bile 5 hafta önceden açıklanınca büyük şehrin yüz ölçümüne bakınca Özgür Özel'in gezeceği çok yer var. Evet, Özgür Özel milletvekiliyken her cuma Manisa'daydı ve her pazartesi akşamı Manisa'dan ayrılıyordu. Bunda hemfikiriz. Gerçekten olduğunuz günden beri buna çok dikkat ettiniz. Her ilçeye de uğramaya çalıştınız, sorunlarını dinlemeye çalıştınız ama o vekil kendi. Şimdi bir de büyükşehir adayı olarak kendinizi ve projelerinizi anlatmak da önemli oldu. Ve geriye kalan süreç ise 98-97 gün gibi artık bir süre kaldı önümüzde ve alan oldukça geniş. Genel merkez acaba Özgür Özel'i Manisa'ya göndermekte zorlandı mı biraz? Çünkü Ankara'da da çok başarılı bir isimdi. Çok teşekkür ederim. Şöyle çok samimiyetle ifade etmem gerekir ki tabii biraz önce söylediğiniz her şeye katılıyorum. Yani ben normalde Manisa'daki milletvekilleri işte Tanrı verdi bir sene hiç konuşmamıştı. Bir sene iki konuşma yaptı. İkisi de büyükşehir üzerine olmak üzere. Manisa'nın örneğin AKP milletvekili 2, 4, 6 konuşma yaparken toplam 5 AKP milletvekilinin 15 konuşma yaptı, 20 konuşma yaptı bir yılda. Bir sene 109, bir sene 137 kürsü konuşması yaptım ben. Toplam Manisa milletvekillerinin yaptığı konuşma sayısına da denk bir konuşmaydı bu. En çok soru önergesi, en çok kanun teklifi, özellikle alanda duyduğum bir sorunu mecliste taşıma noktasındaki gayretlerim doğru. Bunlarda hemfikiriz. Ama bana ilk büyükşehir belediye başkan adaylığı ile ilgili genel başkan çok kararlı duruşunu Temmuz-Ağustos aylarında zaten söyledi. Yani dedi ki Manisa'dan sürekli kiminle konuşursam onun eski görev yaptığı bürokrasiden tutun Manisa'da siyasetteki arkadaşlarına kadar ve diğer kanallara kadar Manisa'dan çok rahat beslendiğini söyleyebilirim. Hatta bazı konularda Manisa'daki gündemi benim kadar yakından takip ettiğine şahit olup şaşırıyorum. Herhalde diyorum birisi boşuna genel başkan olmuyor. Böyle olunuyor genel başkan. Ve bana dedi ki Manisa'dan bana bir tek isim geliyor. Senin ismin böyle bir görev olabilir. Buna hazır ol diye. Aslında geçtiğimiz parti meclisinde yani bundan 5 hafta önce yapılan parti meclisinde Semih Balaban ve Ali Aslan isimlerinin ilan edildiği parti meclisinde de benim ismimi ilan edip etmemeyi bana danıştılar. Ancak o zaman şöyle bir durum vardı. Hem Manisa'daki diğer partilerin adaylıklarının belirlenme sürecini takip etmek zorundaydık. Hem de ilçelerimizde birçok ön seçim yapılıyordu. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak isminiz belli bir noktada olunca o noktadan sonra örneğin Alaşehir'de bir doktor, bir eczacı ve bir geçmiş dönem ilçe başkanımız yarıştı. Belediye başkan adaylığınızın kesinleştiği bir durumda sanki orada çok fazla farklı manalar çıkarılabilir ve örgüt elini vicdana koyup en doğru kararı verme noktasında bir zafiyet yaratabiliriz şüphesi oldu. Ben zaten bütçe görüşmelerinde Ankara'da olmak zorundaydım ve her hafta dediğiniz gibi bütçenin bir haftası hariç haftanın 4 günü Manisa'da zaten geziyoruz. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Doğan Haber Ajansı tarafından servis edilen Hürriyet Gazetesi'nin önemli bir yer ayırdı. Bir araştırmada da isim bilinirlik çalışmasında benim %74'lerde, Sayın Tanrıverdi'nin %56-58'lerde kırsalda bir tanınmışlığımız var. Bu rakamın Sayın Cengiz Ergün açısından ilk yapıldığında 7, ikincisinde de 13 olduğunu biliyoruz. Bu tabii aslında
Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimlerden, nasıl bir aday sorusunun otomatik cevabı şu bütün partilerde. Bir, merkezden olmalı. Merkezde oturuyor olmalı. Merkezde olmalı. Çünkü merkez ilçelerden gelen belediye başkanlıklarını sanki kendisinin içinden çıkaramamış ve burada bir rahatsızlık ifade ediyor. Bu siyasetin genel kabulü. Ve özellikle de ilçelerde tanınıyor olması önemli. Bütün şehir dediğinizde. Şimdi öyle olunca ben 10 milletvekili içinde doğrudan Manisa'da ikamet eden, Manisa'da doğmuş büyümüş, zaman zaman söylüyorum, Manisa'nın merkezdeki tüm mahallelerinde teker çevirmiş, üç tekerlekli bisiklete, denge tekerlekli bisiklete bu sokak aralarında binmiş, cam balık oynamış, gazoz kapağı oynamış. 7 yaşına kadar girmediğim mahallesinin kalmadığı ve doğma büyüme Manisalı bir insan olarak bu ismin böyle ön plana çıkması önemli. Ama ilçelerdeki tanınırlık meselesi, o işte sizin biraz önce bahsettiğiniz 16 ilçenin bundan öncesi için söylüyorum. 16'sına da en azından ayda bir kez mutlaka uğramak. 68 beldeye şimdiye kadar hiç gitmediğim beldeye en az 5 kez 6 kez ziyaret yapmış olmak. 876 tane köy, 67 tane 867 tane köyün 800'e yakınına mutlaka bir vesileyle gitmiş olmak. İyi günde, kötü günde köy ziyareti, köy hayrı maksatlı. Gerçekten bunlar önemliydi. Ve işte partinin aday arayışında da o isim bilinirlik araştırmasının sonucu bu. Bu yüzden böyle çıkıyor. Bu noktada parti hiçbir zaman bir geri duruş olmadı ve partinin siyasi analistleri de aday göstermek için bir mevcut belediye başkanının adaylığı noktasında elbette eğer adayı değiştirmiyorsanız onu bir an önce açıklamanız lazım. Yani biz mevcut belediye başkanlarımızdan onlarla devam edecek olduklarımızı ve kendisi de kabul ettikten sonra derhal açıkladık. Çünkü bu şu açıdan önemli. Adayımız tartışılmıyor. Belediye bizde. Ama bir belediye başkanı yerine aday gösteriyorsanız bundaki doğru tarihin 90 ila 90. günle 100. gün, 110. gün arasında olduğunu bütün siyasi analistler söylüyorlar. Partimizde öyle bir tercihte bulundu. Ben de çok doğru buluyorum zamanlamayı. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bu geri kalan dönemde milletvekilliğiniz de aynı zamanda devam ediyor. Eğer Özgür Özel belediye başkanı olursa milletvekilliğe düşmüş oluyor ve Büyükşehir belediye başkanı oluyor. Eğer Büyükşehir belediye başkanı olmazsa Özgür Özel tekrar Ankara'da Manisa'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak da temsil etmeye devam edecek. Şimdi iki yol olmuş oluyor ama Ankara'da yine önemli gelişmelerin konuşulduğu gündemler olacak. Bugünlerde Özgür Özel Ankara'ya gidecek mi? Milletvekilliğini orada yapacak mı? Yoksa artık Ankara'ya veda ettik mi en azından şöyle, seçim sonuna kadar? Şöyle, Ankara'ya belki bir ya da iki gün, o da kampanya detayları ile ilgili bazı çalışmalar ve genel başkanın bütün adayları toplaması gibi yine yerel seçim gündemli özel toplantıları hariç hem genel başkanımız, grubumuz hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden tamamen artık ben o görevden şimdilik izinliyim. Seçimin olduğu gün gece yarısı sonuçları alana kadar da Manisa'da bu çalışmalar devam edecek. Ondan sonraki 5 yıl boyunca da tüm milletvekili arkadaşlarımı Manisa'da Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın makamında ağırlamayı ümit ediyorum. Bu yol Manisa'ya geri dönmemek üzere geldim. Son derece bu konudan inançlıyım. Evet. Manisa'ya, Ankara'ya geri dönmemek üzere geldim. Bundan sonra ilk resmi Ankara ziyaretimde kurmakta olduğumuz Büyükşehir Belediyesi'nin genel yönetimle ilgili çalışmaları ve Ankara'daki çalışmaları için belediye başkan yardımcılarımız ve meclisimizden oluşacak bir heyetle yapacağımız ilk resmi ziyarettir. İlk ziyaretimde 9 Manisa milletvekilini makamlarında da ziyaret etmeyi düşünüyorum. Tanrı verdiden başlayarak. Peki şunu da soracağım. Temmuz-Ağustos ayı itibarında aslında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Özgür Özel isminde karar kıldığını siz de az önce belirttiniz ki bu zaten çok net belliydi yeni bir isim üretilmediğinden dolayı. Peki Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi Hüseyin Tanrıverdi açıklanacak diye bekledi mi? Yani eğer Hüseyin Tanrıverdi açıklanmayıp bir başka isim açıklansaydı Cumhuriyet Halk Partisi farklı bir yola gidebilir miydi? Bu bekleme sürecini biraz almak istiyorum da. Şimdi açıkça şunu söyleyeyim. Bir kez bana çokça sorulan bir soru. Tanrıverdi sizin için nasıl bir rakip?
Çünkü ondan sonra soracağım. Seçimin AKP-CHP arasında geçeceğini artık hemen hemen herkes il genelindeki geçmiş seçimlerin oylarına, yapılan sağ çalışmalarına bakarak kestiriyor. Ve CHP doğal olarak hani Cengiz Ergün de Manisa merkez açısından olsaydı elbette çok ilgili olurdu. Yani şöyle ilgili olurdu. Cengiz Ergün adaylığı önemli bir adaylıktır Manisa merkez açısından. Ama Cengiz Ergün'ün büyükşehir adaylığı biraz daha tali bir adaylık takdir edersiniz. Çünkü hem ilçelerde bilinmiyor oluşu hem geçen seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 400 bin oyunun CHP'nin 260 binin üzerindeki oyuyla verdiği cevap. CHP'nin 16'dan %16'lardan düzeltiyorum 17'lerden %30'lara sıçraması ve o noktadan sonra da durdurak bilmeden bir tecrübeli bir genç bir kadın milletvekiliyle her hafta 4 gün Manisa'da saha çalışma yapıyor olması ve yani yürüyüşüne devam ediyor olması. AKP'nin iktidarda yıpranması ve özellikle son yaşanan süreçten sonra bu yaşanan büyük çöküş, büyük kavga, büyük tartışma, büyük yolsuzluk operasyonlarından sonra bu büyük çöküş CHP'deki ilerleme gösteriyor ki elbette biz AKP'yle, AKP'nin adaylıklarıyla ilgileniyoruz. Ama ben siyaseti müthiş kıyasıya bir rekabet ama mümkün olan en üst düzeydeki nezaket içinde yapmaya çalışan bir insanım. Zaman zaman siyasetin kendi şartları içinde bir takım gerginlikler, bir takım sataşmalar, atışmalar olsa dahi bazen televizyonlar önünde veya gazeteler, manşetler üzerinden böyle tartışmalar gelişse dahi en düşük, hiç olmazsa minimum standartlarda bir saygı, sevgi ve yeniden ilişkileri onarma, insani düzeyde onarma noktasında da bir gayretin insanı olduğumu her zaman siyasi rakiplerim de görürler, ifade ederler, takdir ederler. Ama siyasi rekabeti sonuna kadar yaparız. Eleştirmekte sınır tanımayız. Öyle. Şimdi bir aday ortaya çıkmış Hüseyin Tanrıverdi. Onun adaylığını değerlendirmeye başladığınız noktada bu meselenin kişiselleşmesi olur. Ben hem Hüseyin Tanrıverdi için hem Cengiz Ergün için. Yok, ben sadece sizin geç açıklanmanız noktasındaki süreçte etken oldu mu diye merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Temmuz-Ağustos ayından beri genel başkanın da aklında var ama netleşme bizim bütün ilçelerimizin bir isim üzerinde birleşmesi, resmi başvuru noktasında herkesin benim adaylığımı ifade etmesi ve ismi geçen herkesin benim adayım Özgür Özel demesi ve MYK'nın yaptırmış olduğu saha anketlerinin sonucunda işte CHP'lilerin %96 Özgür Özel diyor olması, AKP'lilerin ve MHP'lilerin de CHP'nin adayı kim olmalıdır noktasındaki sorularda çok yüksek oranlarda benim ismimi ifade ediyor olmaları fevkalade önemliydi. Tanrıverdi aday olmasaydı da ben son bir ay boyunca gördüğüm tablo odur ki yine partinin adayı ben olacaktım. Stratejimiz değişir miydi? Daha mı rahatlardık? Daha mı şey yapardık? İşte hep bunları söylüyorum. Bu Tanrıverdi'yi çok böyle hani rencide etme noktasında bir ifade kullanmak istemem. Hani yani herkes benden bekliyor ki dişimize göre aday Tanrıverdi oldu. Yani elbette Hüseyin Tanrıverdi benim rekabet edeceğim ve bu rekabetin içinden galip çıkacağına inandığım bir kişiliktir kendisi. Ben her iki adayın da kendi partileri açısından birer değer olduğunu, özellikle bu kış şartlarında başlayacak bu kampanyada önemli olanın kazasız belasız bu seçimi hiçbirimizin ailesini üzmeden, yakınlarını üzmeden, sevdiklerini üzmeden geçireceğimiz ve sonunda Manisa'nın kazanacağı, kim eğer yaptığı hizmeti bir gün bırakacağız. Hangimiz olsa. Milletvekilliği de öyle. Belediye başkanlığı görevleri de öyle. Birimiz seçeceğiz. 5 yıl hizmet edeceğiz. O 5 yılın sonunda tekrar aday oluruz olmayız. Yıllarca yaparız yapmayız. Ama bu görevin bir son günü var. Her şeyin bir nihayeti var. O gün arkanızdan sizi Manisalılar, Manisa'ya Allah razı olsun güzel hizmet etti deyip bir rıza duasıyla kim uğurlanacaksa, kim Manisa'nın kurucu belediye başkan adayı olarak en çok gayreti göstermiş ve hayırla arkasından anılıyor olacaksa onun seçilmesini temenni ederim. Bunu yürekten diliyorum. Kim ki adaylık olur ama bir görev alır ama daha sonra bu işten mahcup olur. Arkasından dua değil beddua götürür. Bu görev ne ona ne sevdiklerine nasip olmasın. Bir kez samimi kanaatim budur. Bu görev için ben niye adayım? Ben bu mesele için kendimi inanılmaz heyecanlı hissediyorum. Yani evet, bugün farklı bir Özgür Özel görüyorum ben. Şu yüzden farklı hissediyorum mesele. Bir, çok uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya CHP'nin siyaset sahnesinde olmadığı zamanlar işte SHP'nin veya işte bir dönem Ecevit'in başbakanlığında DSP'nin, gerçi o zaman biz yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde
üyeliğimizde, siyasetimizde devam ediyordu. Ama hep sol sosyal demokrasi Manisa'da mesela 1978 Neşe Gülersoy'la Mehmet Yeşilyurt'un kıyasaya yarıştığı bir ön seçim. Ön seçimden sonra Yeşilyurt'un adaylığı ve gece galip yatıp sabah mağlup kalktıkları hazin bir 78 seçim öyküsü var. 100-130 oyla kaybedilmiş. Bunun devamında yine 1989'da çok küçük farkla kaybettiğimiz, 1999'da küçük farklarla kaybedilen belediye başkan adaylıkları var. Bir kez biz Manisa'da yerel iktidara susamış durumdayız. İkincisi, iktidar partisi yıllardır istedi, her yerler ellerine geçti, el değiştirdi falan. Ama İzmir'i istediler. Ama İzmir'de ciddi bir direnç var, ciddi bir karşı çıkış var ve biz şimdi İzmir'in yanına Manisa'yı ekleyerek, yani Nazım'ın dizelerinde olduğu gibi Anadolu'ya doğru bir kısrak başı gibi Manisa'dan İç Anadolu'ya doğru uzanmak ve sosyal demokrasiyi bu seçimlerde böyle İç Anadolu'nun o kırmızı rengine, kıyıların mavi renginden böyle bir kısrak başı gibi uzanmak istiyoruz. İnanmış bir örgütümüz var. Tartışmayı, kavgayı, çekişmeyi bir yana bırakmış. Birbiriyle etle tırnak gibi kaynaşmış. Ön seçimler yapıyoruz. Seçimi kazanandan çok kaybedenler gelip destek oluyorlar, çalışıyorlar. Diğer taraftan milletvekili seçimden sonra yakaladığımız sinerji her yere yansıdı. Yani 17 tane ilçede, şu andaki 17 ilçemizde birlik beraberlik bir başarıya kenetlenmişlik var. Burada da şöyle bir şey çıktı. Yani 965 bin seçmenin oy kullanacağı, yani geçerli oyun 900 bine yakın olacağı bir seçime gidiyoruz. Biz 10 milletvekilini seçti o seçmenler. Şimdi dönecekler, bir tek kişiye oy verecekler. Yani bu gerçekten siyaseten de matematiksel olarak da çok güçlü bir makam. Ve bunun için partilerde inanılmaz yarışlar oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi benim gibi iki tane emekli öğretmenin oğlu, bir dedesi Bahçıvan, bir dedesi Manisa'nın ilk defterdarı, Agah Menemenlioğlu ile Abdullah Agah'ın torunu, bir tarafı göçmen, işte Balkanlara dayanan, Üsküp'e dayanan, bir tarafı Manisa Haceliler köyünde, Nişancı Paşa mahallesinde doğmuş, bahçeli evlerde büyümüş, bahçeli evlerde Peker mahallesinde büyümüş, ekmeğini Mimar Sinan mahallesinden, Tuncer sokaktan kazanan, böyle Manisa'nın bir çocuğuna hem de işte 33'lü yaşlarda, 34'lü yaşlarda bir belediye başkan adaylığı, ondan birkaç yıl sonra milletvekilliği, şimdi büyükşehir belediye başkan adaylığı tek başına teklif ediyor ve arkandayız diyor. Kim yapıyor bunu? Bunu benim en büyük eserim, biri Cumhuriyetse diğeri Cumhuriyet Halk Partisi diyen Atatürk'ün kurduğu parti yapıyor. 2000, yani söylerken tüylerim diken diken oluyor inanın. Yani 2013 yılında, 2014'te Manisa'daki 965 bin seçmenin oy kullanıp seçeceği ve ilk kez olacak bir büyükşehir belediye başkan adaylığı için Atatürk'ün kurduğu parti 2013 yılında bir emekli öğretmenin oğluna bu görevi vermiş. Yani bu inanılmaz motive edici bir şey. Ben şu dakikadan, yani... Peki aileniz nasıl karşıladı? Şu cümleyi söyleyeyim, geçelim ona. Ben bu dakikadan, bu görevden sonra artık milletvekilliği önemli bir görevdi. İyi mi yaptım? İyi yaptığımı inanıyorum. Herkes öyle söylüyor. Sizler takdir ediyorsunuz. Vatandaşımız takdir ediyor. Ama samimiyetle şunu söylemek istiyorum. Böyle onurlu, böyle önemli bir görev bir yük sırta verildikten sonra diyorum ki oğlum Özgür, bu önemli bir yük. Ama hani o Naim Süleymanoğlu'nun o yükü böyle bir kere de, hem de böyle yani yürürken inanmıştı o, böyle onu kaldıracağına hepimiz inandık. Nefesimizi tuttuk. O küçük dev adam aldı, kaldırdı o halteri. Bütün Türkiye ağladı ya. Bir 30 Mart gecesi 1 Nisan'a uyanırken biz, yani önümüzdeki sürece başlarken, şu Manisa'daki 19 bin tane üyemizi, geçmiş seçimde bize oy veren 260 bin kişiyi, bu seçimde bize oy verecek 300 bin, 350 bin, 360 bin kişiyi o gece ağlatmak istiyorum. O gece onlarla birlikte sevinç gözyaşları dökmek istiyorum. Öyle bir motivasyona sahibim. Ve artık bundan sonra şöyle bir şey yok yani. Geçmişte şu görevi yaptık, bugün bunu yaptık. Partide kalsaydım genel başkan yardımcısı, ben genel sekreter yardımcılığı görevini de hali hazırda partide sürdürüyorum. Genel başkan yardımcısı olacaktım, bilme. Parti iktidar olacaksa bakan olacaktın. Bunları bana hep söylüyorlar. Evet, hepsini biliyorum. Hepsi olabilir ihtimal dahilindeydi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara bir yürüyüşü olacaksa elbette Ankara'yı da almamız lazım. İstanbul'u da almamız lazım. Çünkü AKP yerel seçimlerden geldi. Ama
Manisa'da 1945'ten beri belediyeyi alamadığımız bir yerde, Manisa'da ilk kez kurulan ve iktidarın kendisi için dizayn ettiği düşünülen bir modelde, şimdi Özgür Özel bu belediye seçimini almaya çok yakın. Bunu alırsam yarın halkın iktidarının kuruluşuna en önemli katkıyı yapacak kişilerden birinin ben ve bizim buradaki örgütümüz ve üyelerimiz olduğunu biliyorum. Bu benim için çok önemli bir adım. Bu şey gibi hissediyorum. Yani bir gün, şimdi işte Çin gitti Ay'a biliyorsunuz. Amerika gitmişti, Rusya gitmişti. Türkiye'de bir gün Ay'a gidecek. Türkiye'de bir gün başımızda 1938'den bugüne Atatürk olsaydı biz uzaya da Amerika'dan, Rusya'dan önce gidecektik. Belki şimdi Mars'a gitmiş olacaktık. Ben Atatürk'ün vizyonuna öyle inanan birisiyim. Türkiye'de bir gün bir yere gidecek. Biz bir Türk'ü seçeceğiz. Bu Türkiye'nin yetiştirdiği bir evladı seçeceğiz. Ve çok önemli bir görev vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana bugün tevdi ettiği görevi bu kadar önemsiyorum. Ve benim için küçük ama partimiz için çok büyük bir adımı hep beraber atmak üzere bu motivasyon içindeyiz. O yüzden kendinizi nasıl hissediyorsunuz derseniz, yani siyasete dün girmiş birinin heyecanı ama 1923'ten beri bu partiye hizmet ediyormuşçasına da kararlılık ve donanım içinde olan, kendini hazır hisseden ama sanki dün 2009 seçimlerindeki ilk yayındaki kadar heyecanlı ve o kadar azimli hissediyorum. Partililerim bana inandılar. Ben onlara inandım. Biz bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Ablalarım, abilerim hazır olsun. Evet, hazır olsun. Çünkü 2009'da Özgür Özel'i biz ilk sokakta takip etmeye başladığımızda her girdiği yerde ablalarım, abilerim diye başlayan sözlerle bir samimiyet oluşmuştu ve Özgür Özel aslında Manisa'nın yaramaz çocuğu gibi oldu. Ankara'daki temsilcisi olmuştu ve bugün Manisa'da da yine büyükşehir adayı olarak geldi. Ailenizi sormuştum. Özellikle babanızın fikirlerine çok değer verdiğinizi biliyorum. Hem eşiniz hem babanız, aileniz nasıl karşıladılar? Vallahi ilk siyasete girmezden önce babam herhalde hep beni... diyecekler ki hep bir yarıştasın, hep bir yarıştasın. Siyasete girmezden önce eczacı odasında görev yapmaya başlamıştım. Orada ilerliyorduk. Babam bugünleri görmüş olacak. Bana sürekli, oğlum sana çeşitli teklifler gelebilir. Manisa Eczacı Odası Başkanlığı, Türk Eczacı Birliği. Aman deyim, hatta böyle çok klasik bir deyimle, siyasetçinin parası bul, karısı dul olur. Gözünü seveyim, böyle işler mutlaka gelecektir ama bu devam et demişti. Ben ilk teklif geldiğinde o yüzden, hem de yani çok böyle... Kritik bir dönemdeydi. Çok sevgili belediye başkanı dediğimiz Kadri Kocabaş kalp krizi geçirmişti. Parti gruplar üssü ve Ankara'da bizi temsil eden bir partilimiz olarak beni çağırmıştı ve demişti ki bu görevi sana verelim diye. O zaman da babama danışmıştım. Babam durdu düşündü o zaman, dedi ki ya oğlum biz zamanında birçok siyasette memuriyetin el verdiği ölçülerde ama 1980 öncesi çok daha özgür bir ortamdı biliyorsunuz. Çok farklı çabaların, koşuşturmaların içinde olduk. Bu sana teklif edilen görev bir görevdir. Onurlu bir görevdir. Senin yapacağına inanıyorum. Olsun varsın demişti. Geçmişte öyle söylememe rağmen. Bu süreçleri hep birlikte hem babamla hem annemle hem eşimle hem kızımla. Her iki annem, her iki babamla. Didem'in de ailesinin kararları benim açımdan çok önemli. Çok yakın takip ediyorlar. Facebook, Twitter üzerinden kayınpederim, annem babam, kendi annem babam. Onlar benim siyasetteki varoluşumla birlikte sosyal medyayı çok kullandığım için beni en yakından takip edecekleri mecra olarak da orayı buldular. Bu süreçte son derece memnunlar. Son derece bu işten onlar da gurur duyuyorlar. Onlar da çok inanıyorlar. Hatta benden daha çok inanıyorlar. Babam da çok yakından takip ediyor. Bu biraz önceki kanaatim onların da ortak kanaatidir, ortak ifadeleridir diye ifade edebilirim. Evet. Hayırlısı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Az önce sohbet ederken rekabet ortamını konuştuk. Geçtiğimiz hafta Cengiz Ergün de burada konuk ederken o da aynen sizin gibi kaliteli bir siyaset anlayışıyla inşallah bu dönemi atlatırız ve projelerin yarıştığı, Manisalılara projelerin anlatıldığı bir süreç olur demişti. Bugün sizden de buna yakın cümleler duyduk. Siz de aynı düşünceleri paylaştınız. Dileriz ki Sayın Tanrıverdi'den de aynı sözleri duyarız. Ve gerçekten de artık Manisa kaliteli bir siyaset istiyor ki bu dönem seçilen milletvekillerimizle birlikte zaten Manisa ne istediğini onlara da iyice anlatmaya çalıştı ve farklılaşmaya çalıştığını da göstermiş oldu aslında yaratmış olduğu çeşitlilikle birlikte.
Bu dönemin bizler de açıkçası basın mensupları olarak sizlerin projelerinin yarıştırdığı programlarda bir araya getirmek istiyoruz. Ama mutlaka siyaset yapılacak. Siyaset olmazsa olmaz. Ama bunun da en kalitesinin ve güzelinin yapılması bizim temennilerimiz arasında. Ama yine de bir cümleniz dikkatimizi çekti. AK Parti ve sizin aranızda geçebileceğini söylediniz. Cengiz Ergün'ün evet merkezde bir tanınırlığı, bir oy potansiyeli olabilir ama ilçelerde onun işi zor dediniz. Cengiz Ergün erken açıklanan bir adaydı, ilk açıklanan bir adaydı. Aynı süreç 2009'da da yaşanmıştı ve şu anda da çok hızlı bir şekilde ilçelere gidiyor. Bu kadar iddialı olmanızın sebebi nedir bu konuda? Şimdi hem sizin biraz önce yaptığınız değerlendirmeyi çok önemli bulduğumu söyleyeyim. Bu seçimin iki ayağı olacak. Bir kez Cengiz Ergün açısından baktığınızda seçimin sadece projelerin konuşulduğu bir şey olmasını istemesini kendi açısından anlaşılır buluyorum. Ama onun için o kadar kolay olmayacak o. Çünkü şunu söyleyeyim ki sadece proje konuşacak bir mesele. Bir ülkenin siyasetinde ve sisteminde herhangi bir tartışmanın olmadığı ve meselenin sadece teknik hizmet yarışı noktasına geldiği bir nokta olsaydı eğer bu mümkün olurdu. Ama şimdi bir kere şunu ifade etmek gerekir çok açık yüreklilikle. 5 yıl son derece kritik bir 5 yıl yaşadık. Sayın Cengiz Ergün'e 5 yıl önce özellikle bizim belediye başkan adayımızın sağlık sorunlarından dolayı adaylıktan çekildiği ve kendisinin ömrü hayatında tahayyül dahi edemeyeceği bir desteğe kavuştuğu bir noktada bugüne kadar gelene kadar Türkiye'de bir sürü bir şey oldu. Neler oldu Türkiye'de? Adalet ve Kalkınma Partisi ustalık dönemim dediği dönemde bugün geldiğimiz noktayı da değerlendirebiliriz. Ama çırakken senden benden önce koştururken Anıtkabir'e, Kalfalık döneminde İsmet Paşa'ya, ustalık döneminde Atatürk'e dil uzatmaya başladı. Türkiye'de 29 Ekimleri, 19 Mayıs'ları, 23 Nisan'ları yasaklar oldu. Siyasi partilerin Atatürk anıtına çelenk koymasına izin vermez oldu. Andımızın kaldırılmasından TC yazılarının sökülmesine kadar bir süreci yaşadık. Cengiz Ergün kendisini Manisa'da oy aldığı kitle açısından MHP'nin geleneksel oy dışında Cumhuriyet'le sorunu olmayan Atatürk'ün kurduğu İdeallere inanmış kişilerden de oy aldığını zaman zaman söyledi. Karşılığında ne yaptı Cengiz Ergün? TC sökülürken veya andımız tartışmasında veya Özgür Özel eline çelenk koyamazsın dediklerinde o 70 kiloluk 60 kiloluk çelengi alıp gençlerle birlikte arkasında bazen 300 kişiyle bazen 3000 kişiyle nihayet en son 15.000 kişiyle yürüyüp Atatürk anıtına çelenk koyup valiyi emniyet müdürünü arayıp bu çelengi başında ben mi nöbet tutayım size mi emanet ediyorum derken kutlanmayacak denilen 29 Ekim'i Ulu Park'ın önünde 5000'lerle 10000'lerle kutlarken ve Mehmet Akif'in dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demişti. Ben de o gün Allah bu millete bir daha valisiz, garnizon komutansız ve belediye başkansız bayram kutlatmasın diye bir temennide bulunurken bunların hepsinde Özgür Özel vardı, Cengiz Ergün yoktu. Cengiz Ergün, peki bir belediye başkanının bu tür etkinliklerde olması gerekir mi? Eğer bir belediye başkanıysanız milliyetçi bir partiden gelebilirsiniz veya kendinizi ailenizin sosyal demokrat bir partiden geldiğini, gelenekten geldiğini söylüyorsanız geçmişte. Daha doğrusu bu aileden gelen, kendinizde olmayan, üzerinize eğriti de dursa yakıştırdığınız bir elbiseyi, kıyafeti pazarlayarak bir şeyler yaptıysanız, sonra bunlar yaşandıysa ve siz ben belediye başkanıyım diyerek bunlara sessiz kaldıysanız, mesela Cengiz Ergün'ün yerinde ben olsam ve bunlar yaşansa, bana ne o belediye başkanlığı koltuğunun ucu helal olsun, ne o belediye imkanlarıyla kendi ulaşmış olduğum siyaset adamlığı kisvesi. Bir kere bu kadar netim bu konuda. Bu kadar küskünüz Cengiz Ergün'e, bu kadar kırgınız. Cumhuriyet Halk Partililerden bir tanesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme ihtimali olan üyesi değildir elbette ama geçmişte vermiş. Geçen seçimdeki o sıkıntıda elbette ben partinin oylarını 6000'den 24000'e çıkardım. Çünkü CHP'liler yıllardır hep bir başka partiyi yerelde desteklemeyi, genelde oy atarken partisine. Bu seçimlerde bir miktar Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren önemli bir miktar oy oraya gitmişken zerre zıkkımı kadar kimse oyunu helal etmiyor Cengiz Ergün'e. Sen oyunu alana kadar
babandan kalma eğreti bir elbiseyi kendi üstüne yakıştırıp ben de sizdenim diyeceksin. Oyu aldıktan sonra 29 Ekim'de, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta ve diğer saydığım şeylerde yerinde yerler esecek. Zaman zaman da resmi törenlerde sen Manisa Belediye Başkanı olarak sürekli belediye başkan yardımcılığı düzeyinde temsil edeceksin. Ayrıca bunun bir de insana değen kısmı var. Belediyecilik siyasi tarafını bırakalım. Bizim danışman arkadaşlar bir çalışma yapmışlar. Önce kızdım ya ne lüzumu var dedim. Sonra dedim ki ya ne lüzumu olmasın, bu doğru bir şey. Bunun sayılması lazım, görülmesi lazım. Hodri Meydan Twitter hesabım açık. Sayın Başkan'ın danışmanları vardır. O hesaplardan benimkini gene. Özgür Özel son yaz döneminde, yaz dönemi çalışmalarında 148 düğüne katılmış. 146'sında Cengiz Ergün'ün yaptırmış olduğu çelengiyle karşıdan karşıya bakıştık. İki tanesinde vardı. Hatta Sayın Arınç bu koltuklarda misafir olduğunda da demek yok. Sevgili Burak'ın düğünündeydi, nikah şahidiydik. Burak'ın düğününde baktık ki nikahı Cengiz Ergün kuruyor. Dedi ki ya muhterem 5 senedir neredeydin? Bezinden Nurettin'e mahkum ettin. Nurettin abi benim de nikahımı kıydı. Çok seviyoruz kendisini. Hani o latife yaptı tabii. Neden bizi Nurettin'e mahkum ettin dedi ya. Madem nikah kılmayı biliyordun. Bugüne kadar bir tane kıymadın. 3 ay kala şimdi nikah kıyıyorsun. Şimdi 148 düğüne gitmişim. İkisinde kendi var yurt kartalısında çelenk. Belediye bütçesinden yaptırılmış çelenk. 90'dan fazla cenaze törenine katılmışım. 4 tanesine katılmış. Geri kalan da belediye bütçesinden yaptırılmış çelenk. Şimdi Ramazan'da Manisa'nın faaliyet alanının çok dışında yerlerde iftar sofraları. Manisa'da köylerde möylerde salıncaklar, taşlar, kara taşlar isteyen istemiyor. Şunu söyleyeyim. Bir kez Büyükşehir Belediye Kanunu'nu Sayın Cengiz Ergün'ün hukuk danışmanları yanlış yorumluyor. Büyükşehir Belediye Kanunu şunu söylüyor. Belediyeler yeni hizmet alanlarına hizmet götürebilirler. Evet, Manisa Belediyesi için bu Şehzadeler ve Yunus Emre'nin köyleri ve beldeleriyle birlikte olan yeridir. Oraya yaptığı hizmetin bir karşılığı var. Ama Selendiye bir de hizmetle bağdaşır harcamalar. Siz şimdi Cengiz Ergün %7 tanınıyor çıkmış. Çok gayret etti 14'e çıktı. 7'den 14'e ilçelerde çıkmak için Selen bugüne kadar Selendi'den Kula'dan veya bir başka yerlerden bütün ilçeleri tek tek saymayayım uzatmayayım. Teyzeleri alıp da Manisa turuna getirmek senin seçim kampanyan gününe mi denk geldi arkadaş? Bugüne kadar sen bunu niye yapmadın? Sen 4 Ramazan vermediğin iftar yemeğini Saruhanlı'dan Selendi'ye kadar diğer 16 ilçede belediye bütçesinden iftar yemeği veriyorsan bunu yapmak 4 Ramazan değil 5. Ramazan'a mı nasip oldu? Bu önemli bir sosyal dayanışmaysa, sosyal görevse, bu dinen bunu yapıyorsan veya belediye bunu bir sosyal hizmet olarak yapıyorsa bu bugüne mi nasip oldu? Sen Manisa'da, Manisa'nın sayılı zenginin, en zengin ailesinin mensubusun. Sayılı varlıklı insanlarındasın. Gözümüz yok, Allah arttırsın. Ben haramsız kazanıldıysa eğer o para, hiç o konuda bir sıkıntı yok. Eğer analarının ak sütü gibi helal olsun, haramsız kazandılarsa o paraları. Peki koskoca Ergün ailesinin Ramazan'da 18-17 tane ilçede 17 tane 34 tane iftar yemeği verecek parası yok mu? Koskoca Cengiz Ergün'ün bu yaptığı faaliyetlerde kendi arabasına binip kendi arabasının benzinini koyup veyahut koskoca Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiç mi arabası yok, çalışanları yok, birlikte yönetim tuttuğu arkadaşları yok, binip de gidemez de belediyenin arabalarıyla basın mensuplarının peşinde basın ordusunu alarak 17 ilçe geziyor. Bakın bir şeyleri kılıfına uydurmuş olabilirsiniz. Bir, Manisalılara sözüm olsun. Sonuna kadar burada belediye bütçesinden yapılan haksız harcamaların kör kuruşun takipçisi olacağım. Parası olmasa varıp da evine icra götürecek halim yok ama imkanı olduğunu biliyorum. Takır takır tahsil edeceğim bu harcamış oldukları belediye bütçesinden haksız ödentileri. İkincisi, şu kadarını da söylemek lazım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkan adayı olarak şu kadar net bir şey söyleyeyim. Makam arabasının kullanılacağı, siyah plakaların kullanılacağı yer vardır, kullanılmayacak yerler vardır. Kötü örnek örnek olmaz. Bana bakanları, başbakanı, cumhurbaşkanı falan değil. Ben sana çok basitinden Hazreti Ömer'in devlet işini kullanırken yaktığı mumla kendi işini yaparken hesabını yazarken yaktığı mumu örnek gösteririm. Ben sana Bülent Ecevit'in göreve geldiğinde almış olduğu bilmem işte bulmuş olduğu bir marka söylemeyeyim. Dünyanın en pahalı arabasını
satıp da Türkiye'de üretilen bir arabaya binmesini örnek gösteririm. Ben sana kendi işine giderken Salihli'den her gün belediyeye, Hodri Meydan, kendi sivil araçlı plakasını kullanarak belediyeye gidip belediye işlerinde SA001'i kullanan ve daha sonra akşamüstü o arabayı bırakıp kendi arabasıyla bir kilometrelik evine giden Uğur Okay'ı, Salihli Belediye Başkanı'nı örnek gösteririm. Ha, sen imkanları olmayan birisi değilsin. Altındaki makam aracının en fevkinde olanı alabilecek birisisin. Onlara sahip olduğunu biliyoruz. Ama bu devlet terbiyesi almamaktan ve yapılan işin ne niyetle yapıldığının ortaya çıkmasından bulundur. Şimdi Cengiz Ergün, buraya şuradan geldik. Projeler konuşulsun. Evet, projeler konuşacağız. İnsana değen projelerimiz olacak en başta. İki, Manisa'nın sorunlarını çözen, Manisa'yı rahatlatan, Manisa'ya nefes aldıracak projelerimiz olacak. Ve üç, hani böyle abartmayacağım ama böyle başbakanın söylediği gibi çılgın proje falan değil ama sizlerin, bunu siyasi rakiplerim için söylüyorum, tahayyül edemeyeceğiniz projelerimiz olacak. Projeleri konuşacağız ama siyaseti de konuşacağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını da konuşacağız. Bunu hem AKP ile konuşacağız hem MHP ile konuşacağız. Belediye bütçesinden yaptığım PR çalışmalarını konuşacağız. 35 tane anketör kız alıp o kızları Yunttağ'ındaki bütün köylere yollayıp her eve bir pişirimlik kahve, Cengiz Ergün'ün magneti belediye bütçesinden, Cengiz Ergün'ün magneti ve anket yapıyoruz belediyeden memnun musun derken Cengiz Ergün çalışması ve bugünden sonra benzer bir şey daha duyarsam yapanın değil yaptıranın alnını karıştırırım. Gidip de teyzeciğim şöyle bir haber aldık, filanca parti bu partiye destek verecekmiş diye bir kara propaganda. Bunu yapmak. İşte kardeşim, sözün bittiği yerdeyiz. Her şeyin önü arkası bir iddia ortaya koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi en genç, genel başkanın ağzından söylüyorum, en çalışkan milletvekillerinden birini, en memnun olduğu milletvekillerinden birini, Manisa'nın rakamlarla oyduğu milletvekilini senin karşına belediye başkan adayı olarak koydu. Bu haksız emaneti almaya geldik biz. Cengiz Ergün'den haksız emaneti alacağız. Bakın, çok ter akıttım. Bugüne kadar alnımdan akan her damla terin, her uykusuz kaldığım gecenin, sabahlara kadar verdiğim her mücadelenin, arkamızdaki ekranda dönüyor Manisa'nın köylerinde, beldelerinde yapmış olduğum inanılmaz mücadelenin her kuruşu helal olsun. Bir tek kişiye helal etmem. Bir tek kişiye helal etmem. Cumhuriyet Halk Partili olup, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gönlü olup, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme potansiyeli olup veya başka partilerden olsun ama Cumhuriyet'in değerleriyle bir sorunu olmadığı için bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi olmasın diye bir parti arayıp da bu çalışmaya, bu gayrete rağmen, alnımızdan akan bu tere rağmen bir takım yalan ve dezenformasyonlardan dolayı yalan yanlış başka bir yere oy vermeye niyetlenen birisi varsa onu söyleyeyim. Bir, bütün gücümüzle bu seçimin içindeyiz. Alnımdan akan tek damla teri helal etmem, hakkımı helal etmem. Bütün gayretimizle çalışıyoruz. Biz Cengiz Ergün'ün 5 yıl boyunca yapmış olduğu icraattan memnun değiliz. Siyasetten utanıyoruz. Çok iyi niyetle kendisine bazı teslim edilmiş emanet oylarda kendi çok fevkalade bu durumdan pişmanlar. Bu durumun takipçisi olmak için ve bu durumun karşısında en güçlü duruşu göstermek için Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Peki 5 yıllık süreci Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi il teşkilatının ve ilçe teşkilatlarının iyi takip ettiğini şu anda sizin saydığınız tek tek söylemlerle fark ediyoruz. Ta Besot'tan kendisine ve yardımcılarına maaş bağlatıp da bizlerin itirazları üzerine oradan döndükleri karara kadar hepsi elimizde var. Teker teker bunlar da konuşulacak. Yani biz gerek Manisa Belediyesi'ndeki Belediye Meclisi'ndeki 3 arkadaşımızın, ki Hüseyin Erkenci gibi bir hukuk duayeni kendisi, hı hı, Manisa'da ve Türkiye'de Barolar Birliği'de yapmış olduğu görevlerle ve diğer arkadaşlarımız Sayın Münir Çelik'le olsun, Sayın Engin Sinaner'le olsun, hem de ben kendim son belediye başkan adayı olmanın verdiği özel ilgi ve sorumluluk gereği kendisini dakika dakika takip ettik. Saniye saniye takip ettik. İler tutar yanı yok. Böyle tutulacak tarafları yok. Bunların hepsi seçim zamanı konuşulacak. Seçim zamanı genel siyaset konuşacağız. Seçim zamanı bu 5 yılın hesabını soracağız. Seçim zamanı projelerimizi konuşacağız. Peki Sayın Tanrıverdi ile neler projeleri, konuşacaksınız? Projeleri 3'e ayıracağız.
teknik projeler. Onları az sonra ikinci bölümde değineceğiz. Evet. Onları ikinci bölümde değineceğiz sizinle birlikte ama şimdi Cengiz Ergün'ü yakından takip ettiğiniz için süreci biliyorsunuz. Sayın Tanrıverdi ile de Ankara'da birbirinizi takip ediyordunuz ama artık yerel siyasete döndüğünüz için sizlerin çok fazla genel siyaset üzerinde konuşmayacağınızı düşünüyoruz. Çünkü artık sizleri destekleyen milletvekilleriniz olacak. Onlar genel siyaseti karşılıklı yaparlar. Siz daha çoğunlukla yerel siyasette olacaksınız. Peki AK Parti ile biz yarışacağız dediniz. Bu yarışta AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi var dediniz. AK Parti iktidar partisi ve bugün seçim propagandalarına hazırlanışına bakıldığı zaman da güçlü bir şekilde girecekler. 2009'da Özgür Özel'in en büyük sıkıntılarından biri de Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte propagandaya iyi hazırlanamaması ve maddi desteği bir anda toparlayamamasıydı. Bu seçimde o maddi desteği Özgür Özel alabildi mi ya da o imkanları hazırlayabildi mi? Aynı propaganda tarzında yarışa tam anlamıyla girebiliyor mu? Ve Sayın Tanrıverdi ile neler konuşulacak? Açıkçası onu da merak ediyorum. Şimdi bu seçimler bir oy kullanacak seçmenin yapısı olarak, yani Manisa'nın tüm ilçelerinde, beldelerinde, köylerindeki, yani şimdi yeni mahalle oldu o köyler, ama seçmenin oy kullanacağı, bütün seçmenin bir ismi oy kullanacağı, ismin partiyle özdeşleştiği ve gelecek dönem yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlere de kalan kısa zamandan dolayı 3 seçimin birlikte değerlendirileceği, bir genel siyasetinde çok konuşulacağı bir seçim bu. Tanrıverdi geçmiş 3 dönemde de milletvekili ve çıraklık, kalfalık ve sözde ustalık dönemlerinde yaptıkları işlerin sorumluluğunu doğrudan taşıyan birisi. Bu sorumlulukların gereği genel siyaseti de, o yapılan işleri de onlarla mutlaka konuşacağız. Bu seçimin bir başka yapısı daha var. Bu seçim, yerel seçimlerle geldiler, yerel seçimlerle gidecekler anlayışımızın bir eseri olarak genel siyaseti de gündemimizin odağına alacağımız ve bu seçimden sonra bir erken genel seçimin gündeme geleceği ve bu yaz ortasında AKP iktidarının sonlanacağını hesap ettiğimiz kıymetli seçimler. Bu yüzden bunları da konuşacağız. Sonra şöyle bir gerçeklik var. Yıllardır ben hem milletvekiliyken nerede bir mağdur ve nerede bir sıkıntıya düşmüş vatandaş varsa, kitle varsa, grup varsa onun yanında oldum. Ben Manisa'da olduğum sırada veya Manisa'dan harmanlayarak Ankara'da çiftçinin bir derdi, bir tasası varsa, örneğin yeraltı sularına saat takılacak. Benim verdiğim kanun teklifi AKP'yi sıkıştırıp onların benim teklifi reddedip kendilerinin meseleyi 3 yıl uzattığı, ben dedim size çiftçiyi rahatlatalım, siz istediğiniz seçimleri atlatalım cümlesinin Türkiye'de manşet olduğu bir süreç. İşçilerin sendikasızlaştırıldığı, sendikalı veya sendikalı olmak istediği için işinden olan standart profil işçisinin veya pek çok fabrikadaki işçinin hak arama mücadelesiyle ilgili çıktığı yolda onların yanında, arkasında yer aldığımız işçilerle ilgili bir süreç. Bunun yanında Bağkur ve SSK çalışanlarının emekli sandığıyla birlikte SGK kapsamına alındıktan sonra herkes eşittir ama emekliler daha eşittir. Emeklilere %14 bir zam verildi. Yetmez ama evet. Yani çok üzerinde yapmak lazım. Bugün emekli de perişan durumda. Ama yetmez ama evet. 140 liralık bir zam geliyor Ocak'ta. %17'lerde. Bağkur ve SSK emeklisi ikinci sınıf vatandaş %3,5 veya 2,75-3,25 arası zam alacaklar. Bununla ilgili kanun teklifi, bununla ilgili mücadele. Adam borcundan dolayı dükkanını kapatamıyor, kapatamadığı için emekli olamıyor. Emekli maaşından sosyal güvenlik destekleme primi kesiyorsunuz. Geçmiş 5 yıla yönelik borç çıkarıp 8 milyara ödesin diye yapılandırmayana haciz. Hacize gidiyor, eğer bir teminat verdiyse tazyik hapsi, böyle şeyler. Şimdi bunlara tabii ki bu süreçte mücadele ettik, bunlara karşı durduk. Bunlarla ilgili bir mücadelenin insanı olduk. Elbette bu fevkalade önemliydi. Bundan sonraki süreçte de Manisa'da herkes şu modele aklından hazır olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir belediye başkanı. Bir kere toplumun sosyal, sınıfsal, ekonomik mücadelelerinde, sosyal ve sınıfsal liderliğinde ihtiyaç duyduğu noktada yanında, hak arama mücadelesinin yanında olacak.
bir çocuğun gözünden bir yaş süzüldüğünde, bir fakir çocuğun gözünden bir yaş süzüldüğünde, bir fakir babanın çocuğunun bir isteğine karşı gırtlağa düğümlendiğinde, cevap veremediğinde o yaşı silmek Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevidir. 13.217 kilometre karelik Manisa alanında ve 1370 kilometre karelik Manisa merkezde değil, 13.700 kilometre karelik Manisa bütün şehir alanında, bütün şehir alanında Özgür Özel akan burnu silen, gözyaşını dindiren, o gırtlağı düğümlenen babanın yanında olan bir toplum lideri olmaya adaydır. Böyle birine ihtiyaç var. Öyle bakın, bundan önce belediyecilik alan mekan yönetimine ilişkin bir işti. Doğrusu var, eğrisi var. Bir gün imkan verin, oturalım bir masanın etrafında, 3 belediye başkan adayı. Ben şimdiden kendilerini davet ediyorum. Süreç olacak. Lütfen katılsınlar. Ben bugünden masanın neresini bana layık gördüyseniz yerimi almaya hazırım. Benden her şeyi konuşalım. Ben Büyükşehir'in, AKP'nin Manisa'ya bir borcunu ödediğini ama yanlış ödediğini düşünüyorum. Şöyle ki, AKP geldiğinde de nüfusumuz 750 bin üstündeydi. Manisa'da Büyükşehir onları ilk dile getirmedi. Hakkını teslim edelim. Selahattin Canuyar ilk dile getirdi. Ben Selahattin Canuyar'ın kalemlerini, çakmaklarını hatırlarım. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı diye. O vizyonu zamanında Doğru Yol Partisi'nin adaylığı döneminde Selahattin Canuyar tarafından ortaya konulmuş önemli bir vizyondu. Bugün geldiği noktada AKP iktidarları Manisa'ya borçludur. Manisa'yı zamanında Büyükşehir yapmadılar. Zamanında Büyükşehir yapsalardı şimdi İzmir'in yaşadığı yumuşak geçişi yaşayacaktık. Önce 30 kilometre yarı çaplı bir alanda hizmet edecektik. Sonra İzmir gibi 50'ye çıkmış olacaktı. İşte sonradan Menderes'in de Foça'ların dahil olması gibi. Daha sonra da şimdi olduğu gibi bütün şehre ulaşacaktı. İşte Bergama'nın ve Dikililerin dahil olması gibi. Ama Manisa'da doğrudan bir bütün şehir uygulaması. Ki siz ve buna çok karşıydınız. Ben buna Manisa'nın büyük şehir olmasını, 3-4 tane önergem var. Her birisine size yemin ederim, Manisa'nın Tanrıverdi dışındaki vekilleri dahi konuşmalarda haklısınız, doğru söylüyorsunuz falan dedi. Tanrıverdi'yle konuşma fırsatımız olmadı birebir. Ve İçişleri Komisyonu'nda şimdinin İçişleri Bakanı, o günün İçişleri Komisyon Başkanı Muammer Güler, Özgür dediklerine yürekten katılıyorum ama bu yasa böyle gelmiş böyle geçer abicimi bana söyledi, her yerde yüzleşirim. Ben dedim ki bir kez Manisa ile ilgili önemli iddialarımdan biri şuydu. Önce büyük şehirleri, birincisi şöyle dedim. İlla bütün şehir yapacaksanız bütün büyük şehirleri mevcut yasada büyük şehir yapalım. Bir tek Konya'yı bütün şehir yapın. En güçlü olduğunuz yer. Kuvvetli ihtimal seçimleri de alacaksınız. Konya'yı bütün şehir yapın. Pilot uygulama olsun. Eksiklikleri, sıkıntıları giderin, sonra uygulayalım. Siz cesaret edemiyorsanız Antalya'yı bütün şehir yapın, biz uygulayalım. Ama her yeri birden bütün şehir yapmayı kabul etmediler. Bir diğer önerim şu oldu. Manisa'yı örneğin. Önce 30 kilometre, sonra 50, sonra tüm şehri sadece 5'er yıllık geçişlerde yapalım. Çünkü ben hep büyük şehirden yanayım. 3, köylerin ve beldelerin tüzel kişiliklerini kaldırıp onların ellerindeki edinilmiş malı, maddi manevi ve taşınır taşınmaz edinimlerini ortadan kaldırmayacak. Buna karşı çıktılar, şimdi köylüler isyan ediyor. Akhisar'da Sünnetçiler köyünün, Manisa'da Taşdibi köyünün, yani bütün köylerin irili ufaklı, birinin 300 dönüm zeytinliği var, birinin bir küçük kepçesi var veya bir tane köy odası var. Ama bunların hepsini birden kamulaştırdınız, aldınız ve o insanların elinden aldınız. Bunlar doğru şeyler değil dedim. Dinletemedim. Ve onunla ilgili projelerimiz var. O köylerin bu edinimlerini kamulaştırmayacağız biz. Biz bunları bir yerde tutacağız. O köy adına işleteceğiz. Parasını o köy adına kuracağımız dernek ya da vakıflara yatıracağız. O köyün güzelleşmesi ve yardımlaşması için kullanacağız. Ve o köylerin ve o beldelerin yaşatılması için gayret edeceğiz. Ve çok farklı projelerimiz olacak yönetimsel anlamda. Geçen seçim çok ağzım yandı. Biraz önce söylediniz. Şahane bir proje kitabım vardı. 32 sayfa. Uzun uzun anlatıyorduk. Cengiz Ergün okudu. Ne varmış? Mahalle meclisleri. Billboardlara mahalle meclisi yaptı. Ama özünde değil sözünde olunca mahalle meclislerini kuramadı, işletemedi. Ama bizim söyle mesela odalar ve bu odalar ve dernekler binası benim defterimde yazdı. O çizimini yaptı. Özünde var, sözünde yok. İnşallah şimdi yapacak ama herhalde açılışını yapmak bana nasip olacak. Öyle görünüyor. Öyle bir noktadayız ki
Adım adım geldik. Bir de Manisa Büyükşehir ile ilgili şu var. Şehzadeler ve Yunus Emre isimleri artık bu vakitten sonra oturdu, devam edecek. Ama Mesir ve Sipli suyu mu çıkmıştı? Ben bunu söyledim. Teşekkür ederim Denge Gazetesi'ne. Ben bu önergeyi verdikten sonra Manisa'da bir çalışma yapılmış. Manisalıların işte %90'ı, %85'i belediyelerimizden birinde Mesir işimi yaşatılmalıydı, hı hı, demiş. Manisa biz, konuşuyor da bu yapıyor. Manisa konuşuyor da, evet. Şimdi ben bunu Türkiye'ye Mesir'i tanıtmak benim rüyam. Ben bir de eczacıyım. Dünyanın en eski halk ilacı. Ya tam bir eczacının elinde Mesir nasıl bir değere kavuşacak onu da ilerleyen dönemlerde konuşacağız. Ama dünyanın en eski halk ilacı. Dünyanın en eski festivali. Ya Barcelona sokaklarında boğalar koşuyor, önünden turistler kaçıyor. Barcelona köşeyi dönüyor. İnsaf. Ya bu Mesir gibi ilaç şifa saçıyorsunuz. Ve ya bu neden uluslararası boyutta? Ama bunu tanıtmak çok önemli. Ufuk Başkan'a yani minnettarım, inanılmaz emek veriyor. Çok inanıyor buna. Peki siz bir isim koyacaksınız. Her yerde isim yazacak. Bütün herkes konuşacak. Ama Mesir'i marka yapma konusunda bir belediyemize kıyamadık. Ne yaptık? Önce Şehzade dedi. Dedim ki ya insaf edin bari, bir tek kendisine vurgu yapıyor. Tanrı verdi. Osmanlı'da bile şehzadeler kendisi şehzadeler yaptılar sonra. Şehzade koymuş. Tekti. Anlayışı tekçi. Bir tek ben varım. Manisa'nın abisiyim. Öbür taraf öbür belediyeyi de işaretliyor. Yani işaretleme vardır biliyorsunuz. Oraya da Yunus Emre önerdim. Dedim ki ya kardeşim Yunus Emre güzel isim. Tapduk Emre ile Yunus Emre Hazretlerini Kula'dan geçip veya Türkiye'nin 7 yerindeki temsili türbelerinden geçip Tapduk Emre ve Yunus Emre Hazretlerini bir fatihasız bırakacak halimiz yok. Hiç bırakmadık bugüne kadar Allah aşkına. Gelin Kula Belediyesi'nin adını Kula Yunus Emre Belediyesi yapalım. Ama Manisa'yı işaretleme ben Kulalıyım diye. Sonra gelip aday olacaksın buraya. Sonra ben de merkezdenim diyeceksin. Geçen seçimde iki seçimdir Kula yazarken adaylık yeri merkez yazdı Manisa'ya. Evet. Manisalı gülüyor buna. Sen Manisa'yı Yunus Emre Kula'dan dolayı. Kula Yunus Emre Belediyesi yap, burayı Sipil yap. Bu Sipil bizim yerli yabancı turizmde en çok ihtiyaç duyacağımız. Göreceksiniz Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi Sipil'i nasıl bir cazibe merkezi haline getirecek. Yani bunlar hep konuşulacak. Bunları hep konuştuk. Maalesef hiç dinlemediler. En çok içimi yakan şeylerden bir tanesidir. Hep dile getirdiğim bir şey vardı. Ortak akıl, ortak akıl, ortak akıl. Tanrı verdi. Ya. Ortak akıla değinelim ama kısa bir reklam aramız var. Hemen ardından tabii, ortak tabii. akılla devam edelim. Bu arada sevgili izleyenlerimiz de sorular yöneltiyorlar. Sorularını da yazdırmaya devam edebilirler. Son bölümde söz sizin diyeceğiz ve Sayın Özgür Özel'e, Büyükşehir adayımıza sizin sorularınızı yönelteceğiz sevgili izleyenlerimiz. Bunun için yapmanız gereken ya Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz, ETV Manisa'dan ya da 233 77 77'yi arayarak sorularınızı yöneltebilirsiniz. Çok kısa bir aranın ardından.